Ama tabii şıkların bunlar bir tanesini çalar. Hadi bunlardan çalan var mı şu an? Başkan efendiler çalıyor da burada şey yapmayabilir başkanım. Ayarlasın mı dostuna çalıyor? Yani şeyler yok, bağlantılar veren. Evet. Pil koymuştur. Pil değil başkanım, elektrik de şey yapılıyor. Bağlantı çok değil mi? Şu yok. Ben bunların ben şunu kendine göre ayrı bir şey yapacağım. Bu dalgayı gösteriyor şey, yani kanalı. Bu da size hemen veriyor. Su ile geçen şey, kasa gidiyor. Para kasası. Şu arkadaşlar güzel bir parça. Güzel bir parça. Yani bu adam özel canlı yapmış. Yani bu kamera mı? Malatya'mızı adeta bir müzeler şehrine dönüştürüyoruz. Malatya'mız fuarlarıyla öne çıkmıştı. Şimdi müzeleriyle dikkat çeken bir il kurumuna geldi. Aslında fotoğraf malı kinası müzesiyle çok daha dikkat çekti. Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini Malatya'da sanat sokağında oluşturduk. Şimdi de tabii aslında herkesi ilgilendiren, özellikle 40 yaşından sonra herkesin bir anısı olan radyo ve gramofon müzemiz. Bu da yine gerçekten çok iddialı olacak. Belki bugüne kadar dünyanın birçok bölgesinde üretilmiş radyoların ilk üretildiğinden itibaren burada gelen misafirlerimiz bunu görme imkanını yakalayacak. Şu ana kadar 700 civarında radyomuz temin edildi. İnşallah bunun devamı da hala arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Gerçekten çok farklı radyo türleri var. Estetik anlamında olsun, farklı yapımlar olsun, mobilyalar olsun. Gerçekten çok dikkat çekiyor. Bizim işte 60'lı, 70'li yıllardan tutun da işte 100 yıllık, 120 yıla kadar falan radyolarımız var. Fransız radyoları var. O dönemin öne çıkmış meşhur radyoları. Dolayısıyla aslında farklı ülkelerde üretilen radyoları burada değerli hemşehrilerimiz, değerli misafirlerimiz geldiği zaman bulma imkanı olacak. Bu da inşallah Türkiye'nin en büyük radyo gramofon müzesini de Malatya'da kurmuş olacağız. Malatya radyo ile ilgili çok güzel hatıralar var. Aslında biz bunu sadece bir radyonun sergilendiği bir alan değil, o süre içerisindeki radyonun topluma olan etkisini de biz bu müzeyle sergilemiş olacağız. Şu anda bütün malzemelerimiz geldi. Şu an dizayn ve yapım aşamasında. İnşallah kısa bir süre içerisinde dediğim gibi Türkiye'mizin en büyük, en güzel radyo gramofon müzesinde yine Malatya'mızda, Türkiye'mizde kazandırmış olacağız. Başkanım, radyoların herhalde bir çoğu çalışır vaziyette. Yani hani onları da herhalde bakımdan geçirdiniz. Evet, bir özelliği de tabii şu, istisnasız tamamı çalışır vaziyette. Bu radyoların tamamı, hangi yıla ait olursa olsun, tamamı çalışır vaziyette. Bunların bakımları tamamen yapıldı. Tamamı toplandı, barkodlandı.